aynı zamanda teknolojinin ve bilimin de şehri olduğunu gösteriyor. Kendimi bu manada bu festivalin misafiri değil, ev sahibi kabul ettiğimden dolayı her birinize hoş geldiniz diyor. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Teknofest'te yaktığımız bilim ve teknoloji meşalesini Konya'ya taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde tüm Türkiye'de bilim ve teknoloji etkinliklerinin sürekliliğini sağlayarak bu meşalenin daima yanmasını sağlayacağız. Konya Bilim Merkezi'nin açılışını bundan 7 sene önce Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yapmıştık. Modern teknolojinin imkanlarıyla donatılmış bu devasa bilim merkezini gördüğümde emin olun büyük bir heyecan yaşamıştım. 2023 hedeflerimize giden yolda buralardan geçeceğimizin, Konya Bilim Merkezi'nin genç mucitlerinin ilham verici çalışmalarının, burada gerçekleştirdiği projelerin bizi o hedeflere taşıyacağının farkındaydık. Emin olun bugün de Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak burada 8. Konya Bilim Festivali'nin açılışında aynı heyecanı yaşıyorum. Türkiye'nin dört bir tarafına inşa ettiğimiz bilim merkezlerinin milli teknoloji hamlemizin itici güçleri olduğunu görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Konya ile birlikte Kayseri, Kocaeli, Elazığ ve Bursa'da TÜBİTAK destekleriyle kurduğumuz bilim merkezleri gençlerimizin bilime olan ilgisinin artırılmasında önemli görevler icra ediyorlar. Buralarda düzenlenen etkinlikler ve gençlerle bir araya gelmemizi sağlayan festivaller bilimin toplumsallaşmasına ciddi oranda hizmet ediyor. Ben bu vesileyle Konya Bilim Festivali organizasyonunda emeği geçen başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. 8. Konya Bilim Festivali'nin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sevgili gençler, bilim, teknoloji ve genç nüfus bir ülkenin taşıyıcı temel yapı taşlarıdır. Uzun dönemli siyasi ve ekonomik bağımsızlık, bilime ve teknolojiye yatırım yapmakla ülkelerin kaderini tayin eden gençlere hak ettikleri imkanı sağlamakla mümkün. Dünyanın en büyük şirketlerine baktığımızda Ar-Ge harcamalarını şirket gelirlerinin %20'lerine kadar çıkardıklarını görüyoruz. Peki neden bunu yapıyorlar? Çünkü artık sadece güçlü olmak yetmiyor. Teknolojiyi geliştirmek, inovasyona önem vermek, yani rekabetçi de olmak gerekiyor. Yıkıcı teknolojilere, dijitalleşmeye adapte olmak gerekiyor. Bu durum ülkeler için de aynen geçerli. Artık topyekün kalkınmanın yolu katma değerli üründen, üretimden, bilimden, teknolojiden, inovasyondan ve inovasyon ekosisteminin doğru çalışmasından geçiyor. İşte bu yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli teknoloji hamlesi vizyonunu ortaya koyduk. Türkiye'yi sadece teknolojiyi kullanan değil, kendi teknolojisini geliştirip üreten ve ihraç eden bir ülke haline getirmek için bütün gayretimizle çalışıyoruz. Bu gayreti gösterirken en önemli yol arkadaşımız da genç kardeşlerimiz. Emin olun bu cümleyi klişe, ezberlenmiş bir cümle olarak kurmuyorum. Gençleri güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyor. Bu yolda onları tüm imkanlarımızla desteklemeye gayret ediyoruz. Hamdolsun şu anda gençler arasında, çocuklar arasında büyük bir teknoloji aşkı, bilim rüzgarı aşkı esmeye devam ediyor. İşte Teknofest'te, bilim merkezlerinde, bilim festivali ve yarışmalarında, deneyap teknoloji atölyelerinde, yeni nesil kodlama okullarımız olan Ekol 42'lerde yükselen dip dalgayı hepimiz görüyoruz.
buralardaki heyecanı, yarışmalardaki tutkuyu iliklerimize kadar hissedebiliyoruz. İşte bu yüzden geleceğe dair ümit doluyuz, heyecanlıyız. Meydanlardaki, festivallerdeki, laboratuvarlardaki, okullardaki gençlerimizin heyecanını paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Teknofest kuşağı hamdolsun gümbür gümbür geliyor. Gençler, Teknofest kuşağı burada mı? Ama Teknofest kuşağının sesinin daha çok çıkması lazım. Teknofest kuşağı seslendiğinde Ankara'dan duyulması lazım. Gençler, Teknofest kuşağı burada mı? Biraz oldu değil mi başkanım? Evet, kıymetli Konyalı hemşerilerimiz, Konya Bilim Festivali milli teknoloji hamlesinin toplumsallaşmasında rol oynayan önemli etkinliklerimizden bir tanesi. Geçtiğimiz sene pandemi sebebiyle ara verdiğimiz festival bugün sizin de şahitlik ettiğiniz gibi coşkusunu arttırarak devam ettiriyor. Festival kapsamında yüzlerce etkinlik, atölye ve sergi çalışması gerçekleşecek. Bu sene festivale Aselsan, Haversan, Roketsan, TUSAŞ, TÜMOSAN, Baykar ve TÜBİTAK'ta ciddi bir katılım gösteriyor. Ayrıca yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz teknolojiler olan ATAK, Gökbey, Bayraktar TB2, PUSAT, Cezeri ve Bormobil'i de festival alanında gençlerimize sergiliyoruz. Ülkemizin medarı iftarı olan bu teknolojilerin gençlerimizin ilham kaynağı olacağından hiçbir şüphemiz yok. Burada çizim robotu, pankek fabrikası, ki bu pankek fabrikasını benim de ziyaret etmem lazım, simülatörler, trafik eğitim parkı gibi çocuklarımızı eğlendirirken öğreten etkinlikler olacak. Sizlere yarışmalar, sahne gösterileri, eğlenceli bilim gösterileri ve aile festival oyunları hazırladık. Bu festivalde çocuklarımız ve elbette aileleri vitrinlerin arkasından izleyerek değil, bizzat dokunarak bilimi deneyip öğrenebilecekler. İnşallah burada yaşadıkları tecrübeler gençlerimizin hayatlarında güçlü ve unutulmaz bir etkiye sahip olacak. Uzmanlarımızın verecekleri konferanslar, yapacakları söyleşiler onların zihinlerinde iz bırakacak. İnanıyorum ki bu atmosferi, bu şölen havasını soluyan gençler büyük ve güçlü Türkiye'nin lokomotifi olacaklar. Sevgili gençler, Türkiye kadim geçmişi ve medeniyet birikimiyle bilim ve teknoloji alanında etkili bir mirasa sahip. Dünya bilim tarihine geçmişte bu toprakta yaşayan alimler yön vermiş. İşte bizim gençlerimiz maziden atiye kurdukları köprülerle bu birikimi inşallah geleceğe taşıyacaklar. Atalarının gittiği yoldan giderek ülkemizi hak ettiği noktaya taşıyacaklar. Bilimin ve teknolojinin öncülüğünde Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkaracaklar. Şunu artık tüm dünya biliyor. Yeryüzünde herhangi bir alanda bir teknoloji yarışı varsa Türk gençleri o yarışta varlar. Hem de en güzel şekilde varlar. Birilerinin biz yapamayız, biz edemeyiz ezikliğine aldırış etmeden en iyisini biz yaparız diyerek o yarışmalarda varlık gösteriyorlar. Konyalı gençlerimizi de yakın gelecekte inşallah bu yarışmaların galipleri olarak göreceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle, bu güzel etkinlik vesilesiyle gençlerle buluşmamıza imkan sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Festivalimize katılımınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Tüm Konyalılarla beraber çevre illerdeki evlatlarımızı ve ailelerimizi de elbette Konya'ya davet ediyorum. Konya gerçekten bağlantı yollarıyla erişimi kolay bir şehrimiz.
Ben sabah hızlı trenle Ankara'dan geldim. Yollarımız gayet güzel. İnşallah bölgedeki tüm şehirlerimizden misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Gelsinler, geleneksel Konya misafirperverliğiyle tanışsınlar. Aynı zamanda bilim festivaline iştirak etsinler. Tüm gün boyunca bilimle dolu dolu bir gün geçirsinler diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Efendim, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi 8. Konya Bilim Festivali'nin açılış programından görüntüler ekranlarınıza getirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılış programında bir konuşma yaptı. Bakan Varank, Türkiye'nin kendi teknolojisini ihraç eden bir ülke haline gelmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz dedi ve gençler arasındaki teknoloji aşkına da bilim rüzgarına da dikkat çekti Bakan Varank.